Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Lise kimyasıyla devam ediyorum ve bugün sizlere modern atom teorisiyle ilgili soru çözümü yapacağım. Öğrendiğimiz kuantum sayılarıyla ilgili bu soru çözümü. Şimdi birinci sorumuz şöyle. Atomdaki bir elektron aşağıda verilen kuantum sayılarından hangisine sahip olamaz? Hemen bakalım. A şıkkında baş kuantum sayısı 1 ise L hangi değerleri alabiliyordu? 0'dan n-1'e kadar. O zaman n eksi 1 yani 1 eksi 1 0 ise L sadece 0 değerini alır. Tamam bu doğru. L 0 ise da ML de L'ye bağlıydı. ML de eksi L'den 0 ve artı L'ye kadar değerler alabiliyordu. L 0 ise ML de 0 olabilir. Bu mümkün. Gelelim ikincisine. Baş kuantum sayısı N 2 ise L'nin alabileceği değerler 0'dan n eksi 1'e kadar. 2 eksi 1 1 yani 0'dan 1'e kadar. Bu durumda ML'nin alabileceği değerler L0 ise ML 0 olur. L1 ise ML'de eksi 1, 0 ve artı 1 olabilir. Evet ML eksi 1 olabilir. Bu da olası bir durum. C'ye bakalım. N eşittir 2 ise L 2 değerini alabilir mi? Hayır sadece 0 ve 1 değerlerini alabilir. O zaman C şıkkı yanlış. Cevabımız C şıkkı. Bunlara da bakalım. Baş kuantum sayısı 3 ise L hangi değerleri alabilir? N-1 yani 2'ye kadar 0, 1, 2. Bu durumda ML de hangi değerleri alabilir? 0 ise 0 olur. L1 ise ML-1, 0, artı 1 olur. L2 ise ML-2, 1, 0, artı 1 ve artı 2 olabilir. Yani eksi 2 oluyor. Bunlar olmakta doğru. Buna da bakalım. Baş kuantum sayısı 4 ise L eşittir n eksi 1, 4 eksi 1'den 3 yani 0, 1, 2 ve 3 değerlerini alabilir. Evet L 3 olabiliyor. L 3 ise de o zaman ML ne olabilir? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 ve artı 3 olabilir. Evet ikinci soru şöyle. Açısal momentum kuantum sayısı L eşittir 1 olan bir elektronun baş kuantum sayısı N ve manyetik kuantum sayısı ML aşağıdaki seçeneklerden hangisi olamaz? L 1 ise baş kuantum sayısı ne olabilir ancak? Baş kuantum sayısı 1 olduğunda L 1 olamaz değil mi? Baş kuantum sayısı 1 ise L ancak n-1'e kadar yani 0 değerini alabilir. O zaman baş kuantum sayısı 1 olamayacağına göre cevabımız A şıkkı olur. Üçüncü sorumuza bakalım. Baş kuantum sayısı N eşittir 4 ve manyetik kuantum sayısı ML artı 2 olan bir elektronla ilgili. N'si 4, ML'si de artı 2. Hangisi ya da hangileri doğrudur diye soruyor. Bakalım birincisi elektronun açısal momentum kuantum sayısı 2'dir. Yani L'sini soruyor. Şimdi ML artı 2 ise L o zaman 2 olabilir değil mi? Eksi L'den artı L'ye kadar değerler aldığına göre evet, L 2 olabilir. Bu doğru. Elektron D orbitalinde bulunabilir. L eşittir 2 ise orbitalin türü nedir? L 0, 1, 2, 3 değerleri için S, P, D, F orbitaliydi bunlar. O zaman evet D orbitalinde bulunabilir. Elektron için ms yani spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2'dir. Elektronun spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2 olabileceği için bu da doğru. Bu durumda cevap E şıkkı. Dördüncü soru 3px ve 3py orbitalleri için bu söylenen değerleri belirleyiniz demiş. Hemen yazalım bunları. Baş kuantum sayısı 3px için nedir? 3'tür. 3py için de baş kuantum sayısı 3'tür. Orbital türü 3px orbitali hangi orbital? P orbitali. PY'de P orbitalidir. Açısal momentum kuantum sayısı yani L. Şimdi P orbitalinin L'si nedir? 1'dir. Bu da P orbitali. Onun da L'si 1. Manyetik kuantum sayısı ML. Şimdi ML'ye baktığımda bu P orbitali olduğu için bunlar L'si 1. O zaman ML eksi 1, 0, artı 1 değerlerini alır. Bu durumda demek ki uzayda 3 çeşit yönlenmiş p orbitali var. Bunlardan da biri px, biri py, biri de pz. O zaman 3px orbitalinin manyetik kuantum sayısı bu değerlerden biri ise 3py orbitalinin de manyetik kuantum sayısı bu değerlerden diğeri olacak.
Yani ikisinin manyetik kuantum sayıları birbirinden farklı olacaktır. Gelelim 5. soruya. 4. enerji düzeyinde bulunabilecek orbital türü ve maksimum orbital sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi ne eşittir 4. seviyede maksimum bulunabilecek orbital türü sayısı? Orbitalin türünü L belirler. L de neye bağlı? 0'dan n-1'e kadar değerler alabilir. 0, 1, 2 ve 3 değerini alır. Şimdi L'nin 0 olması bunun S orbitali, 1 olması P orbitali, 2 olması D orbitali, 3 olması da F orbitali olduğunu gösterir. Bu durumda kaç tür orbital yazdık? 1, 2, 3, 4. O zaman 4 tür orbital olacak. Şu şıkları ne yaptık? Eledik. Peki orbital sayısı kaç tane? Şimdi S orbitalinden emlelerine göre kaç tane olduğunu biliyoruz. Uzayda kaç çeşit yönlendiğini. S orbitalinin L'si 0, ML'si için sadece bir değer yazabiliyorum. O da 0 değeri. O zaman demek ki S orbitalinden uzayda bir çeşit yönlenmiş var. Peki P orbitalinin L'si 1. O zaman ML'si eksi 1, 0, artı 1. 3 çeşit P orbitali var uzayda yönlenmiş olan. 3 tane. D orbitalinin L'si 2. O zaman ML'si eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2. 5 çeşit D orbitali bulunmaktadır. F orbitalinin de L'si 3 olduğuna göre ML'si eksi 3, eksi 2, 0, artı 1, artı 2 ve artı 3. Yani 7 çeşit yönlenmiş F orbitali var uzayda. Bunları toplarsam 10, 16 olur ve cevabımız D şıkkıdır. Orbital sayısını bulmak için aynı zamanda şöyle bir formülümüz var. N'ye bağlı bir formül. N eşittir 4 ise orbital sayısını veren formül N kare ile bulunuyor. O zaman 4'ün karesi buradan da 16 tane orbital olduğunu bulabilirdik bu formülden de. 6. soru, ML eşittir eksi 3 değerine sahip bir elektron için hangileri doğrudur sorumuz olacaktı. Hangileri doğrudur? Şimdi ML'si eksi 3 ise demek ki L'si bu orbitalin 3 olabilir değil mi? Çünkü L'si 3 ise ML için ben eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 ve artı 3 değerlerini yazabilirim. Bu durumda şimdi bakalım burada diyor ki baş kuantum sayısı 3'tür. Peki baş kuantum sayısı yani ne 3 olursa ben L'ye 3 değerini verebilir miyim? Baş kuantum sayısı 3 olursa L'nin alabileceği değerler 0, 1 ve 2 yani n-1'e kadardır. Bu durumda baş kuantum sayısı 3 olamaz. Spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2'dir. Evet. ML eşittir eksi 3'te bulunan yani bir tane orbitali tanımlıyor ML eksi 3. Bu orbitalde bulunan bir elektronun spini artı 1 bölü 2 de olabilir. Yukarı yönlenmiş de olabilir veya aşağı yönlenmiş de olabilir. O zaman bu da doğrudur. D orbitalinde yer alır. Şimdi ben L'nin 3 olması gerektiğini buldum. O zaman L 3 ise bu orbitalin türü F orbitalidir. D orbitali olamaz. Yani cevabımız yalnız 2 B şıkkıdır. 7. sorumuz 4D alt düzey ile ilgili yine hangileri doğrudur sorumuz. L değeri 2'dir. Şimdi 4D orbitalinin L'si neydi? Orbitalin türünü belirliyordu. L 2 ise orbitalimiz D orbitaliydi. O zaman bu doğru. ML 5 farklı değer alır. Şimdi ML'nin de kaç farklı değer alacağını 2L artı 1 formülünden bulabiliyorduk. 2 çarpı 2 artı 1 eşittir 5. Ya da L2 ise ML'nin alacağı değerler eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. Evet, ML 5 farklı değer aldı. O zaman bu da doğru. Toplam 14 elektron içerir. Şimdi 4D'de ML eşittir. ML için 5 farklı değer yazdık. Yani demek ki 4D orbitalinden uzayda 5 tane var. Her bir orbitalde maksimum zıt spinli olarak 2 elektron aldığına göre ve bu d orbitallerinden de 5 adet bulunduğuna göre 5 çarpı 2'den 10 elektron içerir demeliydi. Bu yanlış. Bu durumda cevabımız C şıkkı.
Evet, son sorumuza bakalım. Bir atomun 3s ve 3p orbitalinde bulunan herhangi iki elektronun kuantum sayılarından hangileri aynı olabilir? Şimdi baş kuantum sayısı zaten ikisinin de baş kuantum sayısı 3. Bu durumda doğru. Açısal momentum kuantum sayısı bu L demekti. L orbitalin türünü tanımlıyordu. O zaman bu s orbitali, bu da p orbitali. 3s'nin l'si 0, 3p'nin l'si de 1'dir. Bu sebeple bunlar aynı olamaz. Manyetik kuantum sayısı ML. ML de eksi L'den artı L'ye değerler alabiliyordu. 3S'nin L'si 0 olduğuna göre ML'si 0. 3P'nin L'si 1 olduğuna göre ML'si eksi 1, 0, artı 1 olabilir. Yani 0 ikisinde de ortak. Demek ki 3S ve 3P orbitalinde bulunan herhangi iki elektronun manyetik kuantum sayıları aynı olabilir. Spin kuantum sayılarını düşünecek olursak, spin kuantum sayısı da diyelim ki 3s'de bulunan s orbitalini şöyle çizelim. Bir elektron yukarı spinli olabilir veya aşağı spinli olabilir. 3p'de bulunan, 3p'den de uzayda 3 tane yönlenmiş var. 3 tane yuvarlak çizelim bunun için. Bunlardan herhangi birinde bulunan bir elektron yine yukarı veya aşağı doğru yönlenmiş olabilir. Bu durumda ikisi de mesela yukarı doğru yönlenmişse İkisinin spini de aynı, artı 1 bölü 2 olabilir. Ya da 3s'de bulunan elektron da aşağı doğru yönlenmiş olabilir. 3p'de bulunan elektron da aşağı doğru yönlenmiş olur. Bu durumda ikisinin de spin kuantum sayısı yine aynı, eksi 1 bölü 2 de olabilir. Bu da doğru. O zaman hangileri doğru oldu? 1, 3 ve 4. Cevabımız C şıkkı olur. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.